Bakalım kim haklı kim haksız, kapışalım amına koyayım. Yiyelim birbirimizi yine. Hoppala. Tövbe tövbe, ama böyle video mu başladı? Aynen ya, Dipimor da izleyebiliriz bundan sonra. Güleriz en azından amına koyayım ya. Var mı Dipimor? Son oyuncusunu izlemiştik galiba abi. İzledik mi? Abone olup beğenmeyi unutmayın. Arkadaşımızın bir anlık dikkatsizliği sonucu yaşanan kaza oldukça ucuz atlatılmış. Artçısının durumu iyi, kendisinin el bileği kırılmış. Geçmiş olsun diliyoruz. Çok korkunç ya. Motosiklet sürücüsünü görmeyen araba sürücüsü, arkadaşımızı sıkıştırıyor ve kazaya sebebiyet veriyor. Neyse ki herkesin durumu iyi. Ulan Merso inşallah orijinal değildir he. Senin var mı abi? Evet. Umursamadan hunharca sağ şeride fırlayan şeyi son anda fark eden Burcu, ciddi bir kazadan kıl payı kurtuluyor. Geçmiş olsun. Ay! Oğlum! Delikanlı adam, o da özür diliyor ya. Yüzünde de var, mahcubiyet var. Bence olur ya, olur baba trafikte. Burcu kardeşimize de geçmiş olsun. Zaten tabii motorcu haklı can. Yağmurlu havada gazlamaya çıkan arkadaşımız lastiğinin patlamasıyla kısa bir şaşkınlık yaşıyor. Geçmiş olsun. Ya bu havada yapma be. Vallahi bunlar çok korkunç hareketler ya. Lastik patladı. Yok lan, patladı. Allah'tan yavaşmış. Evet abi, Allah korumuş ya. Patladı patladı, az önce alsana. Al 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 al. Bekle. Oy. He. Onu yarık sandım lan. Patladı. İndi mi peki? İniyor. Ülkemizde oldukça yaygın bir davranış ile kazaya sebebiyet veren sürücülerin eğitilmesi, motosiklet kullanıcılarının her anı dikkatle analiz etmesi gerektiğini görüyoruz. Geçmiş olsun. Neler, yapay zeka mı konuşuyor amına koyayım ya? Olabilir. Var ama gerçek olabilir. Sikiyim. Ama bir şey olmadı da diğeri. Diğeri nerede? Oğlum bu kadar. Lan sen iyi yola ben mi? Nasıl gidiyorsun kardeşim ya? Sen ne geliyorsun? Sen nasıl geldin bu araba şimdi? Allah emanet arabada ya Rabbim, ne yaptık biz ya? Ay arabayı düşürüyor.
Dayı senin arabanı sikeyim ya. Abi çok ya. Özür dilerim de abi, yani. Tabii ne ya? Lan manyak mısın? Sikerim emanetini de şimdi ha. Adam ölüyordu. Sinyal falan da var. Arabanın yenisi de al. Bursa. Jandarmanın önünde teker yapan arkadaşımız bir anlığına pişman oluyor. Bu tür hareketleri yaparken lütfen düşünceli olalım. Hocam bu tür hareketleri yapmayalım diyecektir herhalde. İyi sürüşler. Ya buradan jandarma ben yapayım. Ne oluyor lan? He? Lan sol tarafa bir şey lan. Jandarma ne yapıyor orada? Jandarma mıydı? Kapı hep orada duruyor ki. Bak sağ aynası da kapalı. Hanımefendi değilse beni sikmeyin. Lan yayında evet, damına koyayım lan. Merhabalar. Aynası kapalı efendim. Olan sürücünün aynasını açmaya çalışan Mert, iyi niyetini ispatlamaya çalışıyor. Ayna kapalı. Aynanız. Kadın. Kapalı. Açı. Şişt. Gel ben senin aynanı açacağım. Dur da açayım aynanı, dur. Ya lütfen beni dinler misin Allah aşkına? Farkında değil ki. Bak şimdi ben... Burada burası Malof İstanbul yazan amcık kim? Azat Bey, banlıyorum seni. Ne Malof İstanbul'u lan? Ben senin aynanı düzelteceğim, dur. Ya ne dinleyeceğim ya? Ablam da trafik içinden geçti, ya, baksana. Ya durmuyorsun ki bacım, durmuyorsun ki. Ben yalan söylemem, herkese yalansa sana yalan söylemem, lütfen. İtinaylı mı yapıyor acaba? Ya dayı sen de git kaç yani. Kız bunlara çarpacaksın, dur dur. Bekle, bekle, bekle. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Lan oğlum dur da aynanı açayım, dur. Lan gelir misin lütfen? Savaşa döndü bu iş. Abla, dur. Heh, tamam. Bakmıyor, gerek yok aynanı açmana, bakmıyor. Gerek yok, zaten bakmıyor. Evet, bakmıyor. Ya muhtemelen korktu o hanımefendi de. Tamam dur öyle, ben seni çekeceğim. Hayatında ilk defa 07'ye binen kardeşimiz mutluluğunu gizleyemiyor. Bu tür davranışların artması dileğiyle. Hayatımda ilk defa 07'ye biniyor. Ekran fotoğrafı yapacağım. Ya canım benim. Alıp gitmesi yok malını siki. Teşekkürler abi. Fotoğrafı istersen ha. Vallahi büyüyünce alacağım abi. Ya i̇nşallah. Hey canım benim. Sen de durma. Ekliyorum, dönüş yapmazsan engellerim seni. Bugün içerisinde yapacağım, erkeksiz abi. Tamam. Emin oldum. Görüşürüz artık. Ya velet oluyorsa böyle olsun ya. Böyle çocukları çok seviyorum. AVM'de falan benim de yanıma geldikleri vallahi çok hoşuma gidiyor yani. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Bir kere ara gaz ver, gel. İçimde kaldı, gel. Havaya uçuyor böyle, onu aynısını yapıyor. Hatalı dönüş yapan beşik, taksici beş. Ve sabredemeyen Yusuf. Motosiklet sürücüleri olarak ilk önce kendi canımızı düşünmeliyiz. İkisi de hatalı. Niye adamın anasına sövüyor Yusuf Reis? Ne olduğunu anlayamadığımız bir olay. Yorum sizin. O dönüyordu, o geliyordu. Hop. Ne oluyor oğlum amına? Ne oldu? Ayberk trafik levhasıyla mı çektin amına koyayım? Hiçbir şey anlamadım ya. Sola sinyal verip sağa dönen sürücü ve olmaması gereken yerde olan Sait. Geçmiş olsun. Sağ taraf yanıyor. Gördün mü acaba? Ne bileyim, görmedim ki. Harbi kör oldum amını sikeyim ya. Soran dayı.
yırttın ha. Abi o da bana çarpıyordu ya. Ya şu çok güzel bir görüntü bence ya. Ama bunu ben de yapmıyorum mesela. Ya şu şekilde trafikteki kavgaları şu şekilde üstünü örtebiliriz. Ama bunu ben de yapmıyorum abi. Ondan kurtarayım derken sana çarpıyorum ya. Ben hep geçiyorum bunu trafikte. Ben senin için diyorum. Son anda yırttım vallahi. Ne işte. Çok üzüldüm vallahi ya. İzledim seni. İlker et vallahi. Eyvallah. Kusura bakma. Ben de senin gibi sürüyorum. Yalan değil. Ben ikimiz aynı olduğumuz için senin yardım. Tamam İlker et ha. Eyvallah. Sağ ol. Geçen ben böyle oldum. Yine beni uyardı. Ya yap tabii ki yapmamız lazım da uyumuyor. Yani olmuyor. Niye atıyorsun kendini yani? Neden oluyor öyle? Sonra pişman mı oluyorsun? Allah'a gelin gençliğimize, cahilliğimize sayılırım. Kardeşim daha gençsin, yanlışın mısın dedi. Dedim abi doğru söylüyor. Ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Bir şey olduktan sonra anlıyorsun. Aynen abi, aynen. Yoksa ben de... Abi riske takmış. Aynen. Sen bunda sıkıntı ya. Akşamlar abi, dikkat et. Burası neresi biliyoruz mu? Neresi? İstanbul. Özcan'ın şahit olduğu sabırsız ve dikkatsiz kuryenin karıştığı kaza. Umarız durumu iyidir. Geçmiş olsun. Ay. Motorcu hatalı bu arada. Abi zaten orada sollama yapılır. Motorcu hatalı. Geçmiş olsun. İki kişi binmek yasak mı chat? Arıyor mu abi sen? Ambulans. Yok. Gel değil mi? Ama hani... kask olması lazım galiba. Kaza olunca maks iki. Yani ikisinde de kask yok. Ekipman yok. Hiçbir şey yok. Duba yok, bir yarram yok. Tek ya. Zarar, maddi zarar oldu. Ayağında bir şey yok sanmıyorum. Bakamadım ama çok kalabalıktı. O kalabalığa da pek güvenemedim. Açık kalan kask kamerasına yansıyan kaliteli bir sohbet görüntüsü. Ya amına koyayım ya. Hadi oğlum gidelim. Evet, ne kadar etkisi var. Bir şey baktı bunlara. Ben de abi, tane ver kanka. Kafanı soksana. Kafanı sokun, hesabını sokun. Yok kardeşim. Damlıyor. Gelip lan bu. Nasıl çıkıyor lan? Ya bunu çık. Ha. Abi kamera aktif mi? Açık. Sen daha kaydedin. Olur abi. Polis memuruyla kaliteli sohbete şahit oluyoruz. Ya bazı polisler hakikaten çok düzgün insan oluyor ya. Geçen bir tanesini gördüm, çok kibardı ya. Ha baba, bazıları hakikaten yani böyle tatlı, babacan, sevimli ama bazıları da bir o kadar göt oluyor. Kimse kusura bakmasın. Tabii ki polisimizin yanındayız. Polisimizi seviyoruz. Ama bazısı yani... Trafikten bahsediyorum bu arada. Trafik polislerinden. Devrelerime laf ettirmem ama öyle insanlar da var. Sen de ettin hocam çünkü. Ne değişti? Biz söyleyince mi günahımına koyayım? Tekne, burayı tekne. Osman'ım nereye gidersem? Eren'in körüne giderim Safiye. Ya. Ya hop! Hadi söyle de şimdi. He?
numara adam mesela ya. Yok çalıştırayım mı? Çalıştırayım mı? Böyle yaramazlık maramazlık adam kaldırma yapıyor musun? Yok. Allah uzun ömür versin. Ya bunlar adam işte ya. Bazısının da egosundan geçilmiyor amına koyayım. Küçük dağları o yaratmış gibi. Bazısı da hakikaten böyle ben çok trafik polisiyle sohbet ediyorum. Çevirmeye sürekli girdiğim için. Çok muhabbet, çok muhabbetimiz oluyor. Oluyor yani.